Herkese merhaba. Haftanın ortasındayız. Haftanın ortasında yani çarşamba günleri yaptığım spor kazanı programı 1,5 saat sürüyor. 15'te başlayacağız ve 16.30'a kadar birlikteliğimiz devam edecek. Trabzonspor'da son gün. Belki biraz marj bırakıyorlar. Yani bir opsiyonları var. Yarın sabaha kadar aday olmak isteyen başkan adayları yönetim kurulu listelerini divan kurulu başkanlığına vermek durumundalar. Öyle görünüyor ki Ahmet Ağaoğlu dışında bir aday çıkmayacak. Son dakikada bir sürpriz olması beklenmiyor. Ve Trabzonspor hafta sonunda tek adaylı bir seçime gidecek. Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde eski as başkan Hayrettin Acısalioğlu yer alıyor. Kendisi saat 15.30 itibariyle canlı yayın konuğumuz olacak. Trabzonspor'u konuşacağız. Galatasaray'dan önemli haberlerimiz var her zaman olduğu gibi. Tabii ki Beşiktaş'tan önemli haberlerimiz var. Beşiktaş'ta sözleşmesi biten ya da sözleşmesinin yenilenmesi düşünülen futbolcular var. Oğuzhan Özyakup'la yeni bir sözleşme yapılıyor mu? Hollandalı menajer bir açıklama yaptı ve 2 hafta içerisinde geleceğine karar vereceğiz dedi. Talisca meselesi her zaman gündemde. Bizim de edindiğimiz bilgiler vardı. Valencia'da ajandasına yazdığı Talisca'nın ismini. Onlar da ilgileniyorlar Brezilyalı futbolcuyla. Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor. Kayserispor galibiyeti büyük bir moral kazandırdı Sarı Lacivertli takıma. Elbette ki diğer taraftan seçim yarışı büyük bir hızla ilerliyor ve rekabetin birazcık daha yüksek tansiyonla ilerlemesi bekleniyor. Bundan sonraki aşamada hem Ali Koç'un hem de Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Fenerbahçe bölümlerimizde yine işleyeceğimiz konuların başında bu geliyor. Ve elbette ki Anadolu futbolu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir Şumidika'yla niçin sözleşme yenilediklerini açıkladı. Kulüpler Birliği Başkan Vekili sıfatıyla birazdan başlayacak olan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında neler konuşulacağını açıkladı. Deniz Türk'ün Galatasaray'a transfer olup olmayacağı ile ilgili sorumuzu yanıtladı ve Kayseri Spor'dan büyük takımların, Avrupa kulüplerinin gündemine gelen futbolcuların hangisi olduğu yönündeki sorularımızı da yine yanıtladı. Bu röportajı da programımız içerisinde bulabileceksiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in büyük bir başarısı var. Başka bir takıma dönüşüyor. Ligde başka bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde bambaşka bir Real Madrid var. Dün de Torino'da Juventus'u 3-0 mağlup ettiler. Sevilla maalesef Bayern Münih'e 2-1 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde bugün de birbirinden önemli maçlar var. Avrupa'dan ve dünyadan önemli futbol notlarını yine programımıza bulabileceğinizi hatırlatıyor. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.